Baki Billah Hazretleri bir rüyasını anlatıyor ona. Diyor ki ben diyor Orta Asya'ya gitmiştim diyor. Orta Asya'da Hacigi İmkenegi isimli bir zatın yanında tasavvufi eğitim gördüm. Bana kısa süre sonra hilafet icazet vermeye kalktı. Ben estağfurullah efendim ben buna layık değilim diyecek oldum. Bana dedi ki o zaman bir istihare yatın. Rüyada ne zuhur ederse ona göre davranalım. Ben de rüyada bir papağan gördüm. Papağan geldi benim koluma kondu. Ben ağzımdan işte bir damla su damlattım gagasına. O da gagasından böyle şekerler saçtı ortalığa. Şeyhim Baki Billah'a bu rüyayı anlattım. Efendim istiharemde böyle bir şey zuhur etti dedim. O da dedi ki tamam işte papağan Hindistan kuşlarındandır. Hindistan'a çoktur. Hiç durmayın hemen gidin. Hindistan'da dergahınızı açın. Sizin irşadınızla bu papağan sembolizminde olduğu gibi çok büyük bir alim, çok büyük bir mutasavvıf, evliya bir zat yetişecek. Ve gagasından şekerler dökmek gibi yani sözleriyle, sohbetleriyle, yazılarıyla alimi aydınlatacak. Hemen gidin, hiç durmayın diyor. Baki Billah'ı gönderiyor. Baki Billah da Lahor üzerinden Delhi'ye geliyor. Dergahını kuruyor. Bazı Hindistanlılar kendisine intisap ediyorlar, talebe oluyorlar, mürid oluyorlar. Fakat bu o aradığı büyük kabiliyetli, yüksek istidatlı, o papağan sembolizme ifade eden bir kandil gibi olacak bir şahsı arıyor. Daha henüz öyle bir zat ağına düşmemiş, talebe olmamış. İşte İmam Rabbani o hac yolculuğunda Baki Billah'ı ziyarete gelince şöyle bir bakıyor İmam Rabbani'ye tamam diyor, papağanı yakaladık. Papağan bu. Müthiş. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına böyle ilhamla, sezgiyle demek ki hissettiriyor. Ve bu rüyasını anlatıyor. İşte diyor ben böyle bir rüya görmüştüm. O papağan rüyası, rüyada gördüğüm papağan sembolizmiyle anlatılan şahsın siz olduğunuzu düşünüyorum diyor. Yüzüne karşı söylüyor. Siz olmanız lazım diyor. Ve isterseniz diyor bir süre dergahımıza bulunun. İmam Rabbani de kabul ediyor. İki ay kadar, iki buçuk ay kadar o dergahta hızlı bir tasavvufi eğitim alıyor. Zaten kendisi şeyh. O zamanlar bakın İmam Rabbani Kadiriye ve Çişti yollarından şeyhtir. Ve iki buçuk ay kadar bir eğitimden sonra o dönemde tabii hızlandırılmış bir eğitim, yoğun bir eğitim gördüğü için eğitim kesilmesin diye hacca gidemiyor. Hac zamanında geçmiş. Tekrar Sirhin'de dönüyor. O dönemde Baki Billah Hazretleri bir dosta mektup yazıyor. Şöyle diyor. Bugünlerde Sirhin'den Şeyh Ahmet isminde ilmi çok, ameli güçlü bir yiğit geldi. Kendisinden çok yüksek haller müşahede edildi. Alemin kendisiyle aydınlanacağı bir kandil olacağını umuyorum. Yani Baki Billah'ın tarifi çok önemli. Bakın birincisi ne diyor? Sirhin'den diyor. Şeyh Ahmet isminde birisi geldi. İlmi çok. Bir defa ilim. Çok önemli. İkincisi ameli güçlü. Yani ilimle beraber amel. Amen. Yani bildiklerini uygulayacak, uyguluyor. Üçüncüsü, kendisinden çok yüksek haller müşahede edildi. Demek tasavvufi halleri de var. Manevi halleri de sahip bir insan. Üç tane özelliği var İmam Rabbani'nin. Kendi şeyhi Baki Billah'ın ifadesiyle. Ve devam ediyor Baki Billah mektubunda. Alemin kendisiyle aydınlanacağı bir kandil olacağını umuyorum. Ve gerçekten öyle olmuştur. Evet. Ve başka bir şeyinde yine Baki Billah diyor ki bu tohumu diyor, bu tohumu Buhara ve Semerkant'tan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektik. Yani bu yolu, tasavvuf yolunu çünkü Semerkant'tan almıştır. Semerkant yakınlarında şehri Sebz, işte Hacigi İmkenegi'nin memleketi oradan alıp Orta Asya'dan getirmiştir Hindistan'a ve kendisinden sonra Baki Billah'tan sonra Orta Asya'da bu tasavvuf ekolü, bu tasavvuf yolu yayılmıştır. Biz diyor bu tohumu Buhara ve Semerkant'tan getirip Hindistan'ın bereket toprağına ektik. Ve orada yeşermiştir. Fidan olmuştur, ağaç olmuştur, İmam Rabbani olmuştur. Ve İmam Rabbani de eserleriyle, sohbetleriyle sadece Hindistan değil, bütün İslam dünyasını aydınlatmış bir insan. Ve tarih boyunca da bugüne... Tabii.